Kendine zulmetme. Dünyada da boğulmana sebep olacak bir hayat tarzını seçme. Çok yönden vahim de çatışmayı seçen ezilir. İsraf etmiştir ve kendisine zulmetmiştir. Bir farkındalık kazanmaktır. Yükten ruhun kurtarılmasıdır. Ruhu nefes almasıdır. Tabiri caizse insanın elinden tutar. İnsan biraz direnirse kulağından tutar. Beni bildiğin belli. Beni sevdiğin de belli. Sen kimsin? Duyabilseler göz kamaştırıcı bir güzellik yaşanır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bugün muhabbetullah ile, yani Allah'ı sevmekle sünnet-i seniyeye ittiba etmek, uygun yaşamak arasındaki çok kuvvetli bağı beraber okuyalım, hatırlayalım. Lemalarda, 11. lemada, hem 5. nüktede hem 10. nüktede Âl-i İmrân suresinin 31. ayetinin tefsirinde bu güçlü alaka izah ve ispat edilmiş. Yani güneşle gündüz arasındaki alaka gibi Allah'ı sevmekle Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı takip etmek, onun sünnet-i seniyesine yani hayat tarzına tabi olmak arasındaki çok kuvvetli bağ izah edilmiş, ispat edilmiş. 5. nükte kısa, biraz daha kısa. 10. nükte aynı ayetin tefsir edildiği fakat farklı cihetlere dikkat çekilen bölüm biraz daha uzun. Ben 5. nükteyi okumayı ve üzerinde beraber düşünmemizi arzu ettim. Bismillahirrahmanirrahim. 5. nükte. Kul in kuntum tuhibbunallah fettebiuni yuhibbukumullah ayeti azimesi. İttibai sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek kat'i bir surette ilan ediyor. Evet, şu ayet-i kerime, Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesi, kıyasat-ı mantıkiye içinde kıyas-ı istisnai kısmının en kuvvetli ve kat'i bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça kıyas-ı istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa, gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı, öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müsbet ve menfi iki netice kat'idirler. Aynen böyle de şu ayet-i kerime, Âl-i İmrân suresinin 31. ayet-i kerimesi der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa, yani insan Allah'ı seviyorsa, Allah'ı tanıma ve onu sevme yolunda yürüyorsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittiba-ı intihac eder. Allah'ı seven Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayat tarzı olan Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de tabi olunmasını emrettiği hayat tarzına riayet eder Allah'ı seven. Demek ki Allah'ı sevmekle Allah'ın sevdiği tarzı yapmak, hayatımızı Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamak, hayatımızı Cenab-ı Hakk'ın rızasına uygun yaşamak ile sünnet-i seniyeyi takip etmek arasında çok güçlü bağ var. Güneşle gündüz, gündüzle güneş arasındaki bağ gibi. Bunun izahı ve ispatı lazım. Yapılıyor. Çok açık, yani çok böyle itirazı mümkün olmayacak şekilde insan fıtratı, insanın fıtratının kainatla münasebetleri tahlil edilerek Kur'an'daki bu haber, hakikat, kainatla insan arasındaki alaka ile de tasdik ediliyor. Bilhassa asrımızda kainat çok inceleniyor. Dolayısıyla insan kainat arasındaki münasebete daha çok özel dikkat çekilmiş hallerde görünüyor. İmanların sarsıldığı ve kuvvetlendirilmesi elzem olan bir asırda bu imanları kuvvetlendirme derslerinde kainatın tahlilleri öne çıkmış daha çok. Böylece imanımızın takviye edilmesi ve kuvvetlendirilmesi özellikle dikkate alınmış. Yani Kur'an-ı Kerim'de böyle bir alaka kurulmuştur. Muhabbetullah'la sünnet-i itibar arasında sen de bunun gereğini yap demekle bırakılmamış. Kitab-ı Kebir-i Kainat'ın, kainat denen büyük kitabın tercüme-i ezilesi olan Kur'an-ı Kerim'deki haber kainat tarafından nasıl tasdik ediliyor? Bu öne çıkarılmış. Okullarda fizik, kimya, biyoloji ve benzeri dersleri okuyan talebeler aslında insan fıtratıyla, mahiyetiyle,
kainat arasındaki bu alakayı fark edebilseler, yani aslında kainatın insana devamlı, veya şöyle söyleyeyim, kainatın da Kur'an-ı Kerim gibi insana devamlı sünnetine ittiba etmediğini manen duyabilseler, göz kamaştırıcı bir güzellik yaşanır. Yani fizik, kimya, biyolojinin incelediği bütün alanların insanın kalbine şunu fısıldadığını: Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı takip et. Hem kainat söylüyor bunu manen, hem ben de boğulmamak için, hem de beni sana hizmetkar kılan, Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşaman için sünnetine ittiba et diyor kainat. İnsan-kainat alakası dikkatlice incelendiğinde sadece tespit yapılarak bırakılmayıp, bu atar damar, toplar damar, bu elma, bu armut, bu oksijen, bu güneş, bu tespittir. Tahlil yapıldığında tespitle yetinilmeyip, tahlil yapıldığında insan-kainat münasebetleri insanı sünnet-i seniyeye ittiba etmeye götürür. Tabiri caizse insanın elinden tutar, insan biraz direnirse kulağından tutar, kainat, güneşiyle, ayla, yıldızla, yazın, kışın ve bütün mevsimlerde dizilen nimetlerle insanın elinden tutar, kulağından tutar, sünnet-i seniyeyi takip et. Yoksa boğulacaksın. Kendine zulmetme. Dünyada da boğulmana sebep olacak bir hayat tarzını, nefsine uymayı, ki o nefis daima şeytanı dinler, seçme. Kainatla uyumlu ol. Kainatla çatışan ezilir. Kainat işine devam eder. Kainat vazifesine devam eder. Ama çatışmayı seçen ezilir. Kainatla çatışmamak için sünnet-i seniyeye uymak lazım. Okuyayım. Güneş, gündüz arasındaki alaka gibi Allah'ı sevmekle sünnet-i seniyeye riayet etmek arasındaki alakayı kainat nasıl ders veriyor, okuyalım. Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakimi ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet, şimdi evetle başlayan paragraf kainat tahlili. Tekrar söylüyorum, bu iki kelimeyi bir mevzuyu anlatırken kainatla ilgili kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Tespit, tahlil. Benim mesleğim icabı, ben bunu iki kelimeyi çok kullandım. Yani tespit, dedi biraz önce arz ettim ya, bir şey olduğu yerde adını koyup söylemek. Yani biraz önce ne dedim? Göz, güneş, işte fotosentez olayında oksijen, karbondioksit, su var, karbondioksit var. Bunlar tespittir. Tahlil, bunları yorumlayıp bir netice bağlamaktır. Ne demek istiyor bunlar? Güneş bir yerde, oksijen bir yerde, su bir yerde, fotosentez ağacın başında. İnsanoğlunun yapmayı değil, anlama çabalarında yolda kaldığı, çözemediği bir işlem. Dost Radyo'da dinlediğimi hatırlıyorum ben yine, o 95-2000 yıllarında. Hocam dedi birisi, fotosentez olayını insanlar laboratuvarda yapamaz değil mi dedi. Ağacın başında Cenab-ı Hakk'ın yarattığı fiiller. Cevap şuydu benim hatırımda kalan, bırak yapmayı dedi. Onu bırak. Anlayamıyoruz ki dedi. Bu işlemi anlayamıyoruz biz. İşte o işlemin bir kısmını anlayana şu mükafat verildi dedi. Fizikçilere verilen mükafat, öyle hatırlıyorum. Dolayısıyla tespitle yetinmeyip, tahlil yapılırsa, onu okuyacağız şimdi. Kainat insana Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı takip et. Tanı ve takip et diyor. Ne gibi? Kur'an gibi. Kur'an da öyle söylüyor. Kainat da Kur'an'ı tasdik ediyor. Kur'an-ı Kerim kainatı açıklıyor. Kainat da Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyor. Onun için bu asırda bilhassa insan-kainat münasebetlerine çok ağırlık vermek gerektiği anlaşılıyor. Nefsimizi ikna etmek için Cenab-ı Hakk'a itaat konusunda, sünnet-i seniyeye ittiba konusunda nefsimizi ikna etmek için insanın kainatla alakasını çok ciddi tahlil etmeye ihtiyacımız var. Evet, bu kainatı bu derece inamat ile dolduran, bu derece nimetlerle dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal, zişurlardan, şuur sahiplerinden o nimetlere karşı şükür istemesi zaruri ve bedihidir. Bu cümleyi biraz inşallah konuşalım paragrafı bitirince. Cenab-ı Hakk'ın bizlerden şükür istemesinin de bir nimet olduğunu konuşalım. Kısa da olsa, ama şükürle alakalı sohbetlerimizde geniş konuşmak, müzakere etmek duasıyla. Hem bu kainatı bu kadar mucizat-ı sanatla tezyin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal, elbette bilbedahe zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına, kullarına mübelli ve imam yapacaktır. Hem bu kainatı hat ve hesaba gelmez tecelliyat-ı cemal ve kemalatına mazhar eden o Zat-ı Cemil-i Zülkemal,
Elbette bilbedahe sevdiği ve izharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medarı olan bir zata herhalde en ekmel bir vaziyeti ubudiyeti verecek ve onun vaziyetini sairlerine numuneyi imtisal edip herkesi onun ittibana sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyet başkalarında da görünsün. Elhasıl muhabbetullah Allah'ı sevmek sünnet-i seniyenin ittibanı istilzam edip intihac ediyor. Bilmiyorum bunun gramerde karşılığı nedir arkadaşlar. Yani Allah'ı sevmek sünnet-i seniyeye uymayı netice veriyor. Allah'ı sevmek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı hayat tarzı olan sünnet-i seniyeye uymayı, riayet etmeyi lüzumlu kılıyor. Netice veriyorla lüzumlu kılıyor, birleştirdi. Çok güçlendirdi. Böyle gerekti demek ki. Yani kainat tahlillerini özet olarak verdi. Kainat sofrasının hakkında haberlerden bahsetti. Onun üzerine biraz düşünelim. Daha sonra da muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibanı istilzam edip intihac ediyor dedi. Yani Allah'ı sevmek sünnet-i seniyeyi lüzumlu kılar. Mühim bir hakikat. Allah'ı sevmek sünnet-i seniyeye tabi olmayı netice verir. Bu da çok önemli bir hakikat. Ya bu ikisini birleştirmek, işte tahşidat deniyor, vurgu deniyor ama başka bir adı olabilir. Çok güçlü demek bu bağ. Zaten mantıkla alakalı, mantık da zordu. Bilmiyorum okudunuz mu okullarda? Biz herhalde okuduk, bizden sonra onu kalktı bilmiyorum. Biraz zorlanırdık. Sanur'da mantıkla ilgili çok önemli esaslar veya prensipler tatbik edilmiş. Bu güneş gündüz örneği onunla alakalı. Allah'ı sevmekle Allah'ın sevdiği hayat tarzını yaşamak arasındaki güçlü bağ, Allah'ın sevdiği hayat tarzını seçmekle sünnet-i seniyeye uymak arasındaki güçlü bağ, o mantık kuralları da çalıştırılarak izah edilmiş. Tabii o mantık kuralları çalıştırılırken insan kainat münasebetleri yorumlanmış. Elhasıl muhabbetullah sünnet-i seniyenin ittibaını istilzam edip intihac ediyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniye ittibaından hissesi ziyade ola, veyl o kimseye ki, yazıklar olsun o kimseye ki, sünnet-i seniyeyi takdir etmeyip bidalara giriyor. Evet, şimdi insanın mahiyetinin, insana takılan, ihsan edilen, Cenab-ı Hak tarafından bağışlanan cihazların kainat sofrasıyla biraz daha kainatın bir özeti gibi olan yeryüzüyle münasebeti üzerinde düşünelim. Allah'ı sevmekle Allah'ın sevdiği hayat tarzına yönelmek, onu seçmek, onu aramak diyeyim belki. Başlangıçlarda henüz bilmeyenler dahil İslamiyet'ten haber olmayanlar bile Allah'ın sevdiği hayat tarzını arıyor fıtraten. Ve o arayış sünnet-i seniyeyi aramayı içine saklıyor. Bunu biraz konuşalım. Çok ehemmiyetli bir konu. İnsanoğlunun bu dünyada en büyük meselesi 10. nüktede geçiyor 11. lemalarda. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olmaktır. Cenab-ı Hakk'ı sevmek ve onun muhabbetine mazhar olmaktır. Çünkü Allah'ı seven, Allah'ın sevdiği hayat tarzını seçen, kendisiyle ahenkli, kainatla ahenkli ve her şeyin güzelliğini gören bir insandır. Daha bu dünyada manevi cennetlerin kapıları Allah'ı seven insana açılır. Allah'ı sevmeyen, çok yönden vahim de, bir kere sevme hissini israf etmiştir ve kendisine zulmetmiştir. Çünkü insan Allah'ı sonsuz sevme kabiliyetiyle donatılmıştır. Cenab-ı Hak da sonsuz sevilmeye layık olandır. Bu buluşmayı sağlamak lazım. İnsanda kabiliyet var ama bu kabiliyetin, sevme kabiliyetini nasıl kullanmalı? Kendisini yaratan anne karnında üç karanlığın içinde halden hale geçirip bir insan haline getiren ve dünyaya insan geldiğinde anne rahminde kendisine takılan bütün cihazların her birine özel nimetler dizen, o verdiği cihazlarla sadece elma ile armudu değil, elmanın kimisine göre 50, kimisine göre 100, kimisine göre yüzlerce çeşitlerini de ayırmayı sağlayan. İlk defa yediğimiz bir meyveyle ilgili olarak, evet ismini veremeyeceğim ama farklı deme, bu farklı bir elma, meyve bu, deme kabiliyeti veren. Veya aklımızla bunu dahi diyemesek de ruhumuzun, evet bu farklı bir tatta deme imkanını bize veren. Kainatla münasebetlerimizi özel kılan, her birimizin parmak izi, sesi, yüzü özel olduğu gibi arkadaşlar her birimizin burnu kokular alemiyle özel bir alaka içinde. Kulağımız sesler alemiyle hususi alaka içinde. Hani anlaşılmasına küçük de olsa destek sağlasın diye söylüyorum. E-Devlet diye bir şey var ya elektronik, ben sizinkine giremiyorum. Siz bana giremiyorsunuz ya.
Benim burnumla girdiğim, burun anahtarını kullanarak girdiğim atmosfere kimse giremiyor dünyada. Benimkine. Ben de kimseye giremiyorum. Atmosfer bir tane bu anlamda. Ama sanki insanlar sayısınca ayrı atmosfer varmış gibi atmosferle alakamız çalıştırılıyor. Sesler alemine öyle. Benim kulak anahtarımla girdiğim sesler alemine benden başkası giremiyor. Cenab-ı Hak benim kulağımla sesler arasındaki, sesler alemi arasındaki münasebeti hususi yönetiyor. Buna rubiyet-i hususiye deniyor. Hususi yönetim. Özel yönetim. Sırr-ı ehadiyet, rubiyet-i hususiye hakikatını bizim kainatla münasebetlerimizin özel olmasını izah ederken hatırlamak lazım. Aynı şekilde benim dilimin tatlar alemiyle, sebzelerin ve meyvelerin çok özel tatlarıyla olan özel alakası da biriciktir, bana mahsustur. Bu da özel yönetiliyor. Ses öyle, tat öyle, koku öyle. Bütün varlığıma yerleştirilen, bütün cihazların kainat sofrasıyla bütün özellikleri, irtibatlar özeldir. Aslında önünün açık olduğunu düşünüyorum bunun. Siz de malumunuz. Ben düşünüyorum dedim. Öyle ama üzerinde detaylı incelemem yok. Yani benim sesler alemiyle alakam özel ya. Mesela kuş sesini duydum. Yanındaki de duydu. İki mümin. İkisi de dedi ki bu zikir sesi, mutluluk sesi. Şöyle geçtik. İkisinin kuşun sesinden aldığı gıda, onun Allah'ı zikrettiğini keşfetmekle aldığı gıda aynı değil. Birisi 7, birisi 8 derece mesela. Biri 5, biri 3 derece mesela. Aynı değil. Önü açık dedim ya, onu açıklamaya çalışıyorum. Şöyle 100 metre gittik, geri döndük ya. Kuş zikre devam ediyor ya. Biraz önce aynı şahsın kuşun sesini dinlerken aldığı lezzet 50 metre sonra döndüğü yine aynı değil arkadaşlar. Hani yemin etmek bazen gerekirse, tabii ispat etmek asıl da, yemin de gerekirse bazen hani hakikatları vurgu maçının bunlar da yemin edilebilir. Bir sakıncası yoktur kanaatimce. Aynı değil. Her an yeniden seslerle, kokularla, tatlarla alakamız idare ediliyor. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Cenab-ı Hakk'ın bizi sevdiğini gösteriyor. Bu kadar sonsuz nimetler ve her bir nimetin bizim için çok özel hazırlanması, bizim cihazlarımıza ve ihtiyacımıza tam uygun olması, tam zamanında gönderilmesi, yeni doğan bebeğe sütün gönderilmesine dair işlem ömür boyu devam ediyor zaten. Her gün güneşle aramızdaki alaka, çocuğun anne sütüyle alakası aynı kanun aslında. Devam ediyor. Hep bize mahsus, kemiklerimize mahsus, vücudumuza mahsus bir şekilde biz güneşten faydalandırılıyoruz. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın bize muhabbetini gösteriyor. İnsanın vücudunun oksijene olan ihtiyacı gibi, yani atmosferle, havayla şiddetli alakası gibi, El İnsanu Abidül İhsan diye bir hakikat var. Âl-i İmrân suresinin 30. ayetinin tefsir edildiği 11. noktada geçiyor bu kaide. Kaide, Kur'an'dan, hadisten çıkarılmış bir kaide. İnsan kendine iyilik yapanı sever. Mesela otobüste genç bir talebeye, yaşlı birisi ve yabancı yani Türkçe bilmeyen birisi yer verse, evladım sen yorgunsun, okuldan geliyorsun, ben her ne kadar yaşlıysam da buyur sen otur dese, yani fıtratı, vicdanı ayakta olan bir insan tebessümle teşekkür eder. Çünkü onun dilini bilmiyor. Ona bir tebessüm eder. Bu tebessüm teşekkür demektir. Çok teşekkür ediyorum sana. Fakat o ihtiyarın o gence yaptığı nimet de Allah'ın nimeti. Çünkü o gence merhameti, ihtiyara merhamet veren, şefkat veren Allah'tır. O ihtiyarın, o gencin hepimizin kullandığı bütün latifeleri yaratan ve idare eden Cenab-ı Hak'tır. O insanın eliyle de, o insan zarf gibi, mendil gibi Cenab-ı Hak nimet gönderiyor. Ağacın dalındaki meyve ağaç yaratmadığı gibi, o ihtiyarın eliyle çocuğa yapılan ikram aslında o ihtiyarın ikramı değil. O ihtiyarın eliyle Allah'ın ikramı. Güneş öyle, atmosfer öyle, sebze öyle, meyve öyle. Bir insanın eliyle kavuştuğumuz nimetler de Allah'ın nimetleri. Bunları fark eden bir insan fıtratı, vicdanı, ben de sevdiğimi göstermeliyim demesi gerekmez mi? Bir teşekkür, hani dilini bilmediğimiz insana bile küçük görünen bir iyilikle alakalı teşekkür etmek ihtiyacı duyuyoruz. İşte ben de sevdiğimi, Allah'ı sevdiğimi göstermeliyim.
Bunu dille değil, benim anlayabildiğim Risale-i Nur'un başka yerlerinde de bu konu birkaç yerde okundu son günlerde, ben de bulundum. Bunu dille söylemesi şart değil, sizin de bildiğiniz ama birlikte düşündüğümüzde açılacağını umduğum bir konu. Ben de Allah'ı sevdiğimi göstermeliyim, dille söylemesi de şart değil. Çünkü 26. mektupta Bediüzzaman Üstad bir soruya cevap verirken bazı insanlar hayatlarının bazı dönemlerinde, iki defa bazen diyor o bir soruya cevap verirken, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı takip etmeye başlamıştır fakat kendisi de farkında değildir. Manasında bir cümle var. Takip başlamıştır diyor. Daha doğrusu belki arayış başlamıştır. Şimdi Allah'ın her birimize olan nimeti sonsuz. Bütün nimetler adımıza geliyor. Her biri mucize. Bir damla su kainat kadar kıymetlidir. Çünkü kainattan süzülüyor. Elma kainat kadar kıymetli çünkü kainattan süzülüyor. Bir soğan sarımsak kainat kadar değerli. Ondan süzülüyor. Biraz önce arkadaşımızın birisi hani ona ne yapacağız, ücret kime vereceğiz böyle bir soru geldi herhalde. Bizim soğan aldığımızda, elma aldığımızda verdiğimiz ücret bahşiş gibidir. Yani o kargo örneğinde yani kişiye gel bir bardak çay iç. Yani sana sıcak günlerde belki yorulmuşsundur. O zaten vazifeli. Vazifesi hakkında bir ücret alıyor. Hani biz ondan bir şey aldığımızda ona teşekkür ederiz. Elmanın suyun değeri 5 lira onlara değil, elmanın suyun değeri hesaplanamaz. Trilyon da değil. Hiçbir hesap makinesi kainatın maddi değerini hesaplayamadığı için. Elma ve bir damla su, فَمَا يَأْتِيكُمْ بِمَا اِمْعِينَ Elma ve su kainattan süzüldüğü için elmanın, sebzenin, kavunun, karpuzun, portakalın, limonun değeri hesaplanamaz. Bu anlamda Samet ismine aynadır. Ben kendi adıma konuşayım. Samet ismini İhlas Suresi'nde geçiyor. Daha çok ben Cenab-ı Hak canibinden manasını düşünmüşüm. Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O gani alel mutlaktır. Mahlukata, mahlukatın tesbihatına, ibadetine ihtiyacı yoktur. Bize ibadeti emrederken de bizi nimetlendiriyor. Namaz kılmak ruhu nefes almasıdır. Oruç tutmak bir nefes almaktır. Bir farkındalık kazanmaktır. Zekat vermek ruhun taşıyamayacağı yükten ruhun kurtarılmasıdır. Dünya ile alakamızın adaletli hale çekilmesidir. Lehül mülkü anlamaktır. Mülkün yegane sahibi Allah'tır. Zekat vermek. Dolayısıyla zekattan sonra elimizden geldiği kadar şükür namazı kılsak veya şükretsek özellikle çok güzel olur. Zekat vermek nasip olduğu için. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın hiçbir şeye ihtiyacının olmaması, kainatın da bunu sürekli ilan etmesi Samet isminin bir manası. Ama elma Samet ismini, bir bardak su Samet ismi nasıl gösteriyor? Elma diyor ki, benim kainat kadar ihtiyacım var diyor. Kainat elinde ve emrinde olmayan beni yaratamaz diyor elma. Kendini yorma. Marketti, pazardı, getiren kişiydi falan, ona ne kadar para vereceğiz? O verdiğimiz 5 lira 10 lira bahşiş. Onun emeği. Dünyayı döndüremeyen, yağmuru indiremeyen, güneşi gönderemeyen, güneş içine girince güneş sistemi elinde olmayan, kainat elinde olmayan elmayı icat edemez. Elma örnek burada. Tüm sebze meyveler. Samet ismine elma bu anlamda ayna. Yani sonsuz ihtiyacıyla elma diyor ki benim sonsuz ihtiyacım var. Bu sonsuz ihtiyacımı ancak Cenab-ı Hak verir. Dolayısıyla ben onun Samet ismine aynayım diyor. Samet isminin bu cihetini, bu manasını düşünelim. Şimdi her meyveyi, her sebzeyi, her nimeti adımıza gönderen, gönderdiği her bir nimet kainat kadar ve gibi kıymetli olan Cenab-ı Hak bize gönderdiği nimetlerle ve gönderdiği nimetleri adımıza göndermesiyle, bu kadar değerli kılmasıyla bize değer veriyor ve bizi sevdiğini gösteriyor. Biz ne yapacağız? Hani anlatmak için söylüyorum yani biraz sert olacak ama bu kadar sonsuz nimetlerde, nimetlerin içinde yüzen bir insanın, balığın suda yüzmesi gibi bizi hava atmosferde yüzüyoruz sanki, nimetler kuşatmış bizi. Eğer insan duvar olmadıysa kımıldar. İşte o kımıldamak sünnet seni aramaktır. Biraz açık bir örnek vereyim. Çok hoşuma giden bir örnek. Ben çok sevdim. Sizin takdirinizi sunuyorum. Kımıldar insan. İşte o kımıldamak ben Allah'ın sevdiği bir şekilde, razı olacağı şekilde ona şükretmek istiyorum. Çünkü o beni sevdiğini gösteriyor. Ben de göstermeliyim. İşte sünnet seni arama budur. Ayet bu bağlantıyı kurmuştur. Nimetlerle, kainat sofrasıyla insanın mahiyeti arasındaki bağlantı da bunu ilan ediyor. Çok sevdiğim örnek şu. Bilmiyorum yakın zamanda verdim mi sizlerle beraber olduğumda. Arkadaşlar bir gün eve geldik. Hiç kimseye söylemediğimiz sadece hatırımızdan geçen bir şey var. O da şu. Bir mercimek olsa çok iyi olur şimdi. Bir mercimek olsa çok iyi olur. Derken daha düşünürken kapı çaldı. Baktık bir sini ve mercimek var.
Ben bu örneği çok sevdim, takdir sizin. Aldık yedik mercimeği. Şimdi insan ne yapar? İki şeyi merak eder. Kim koydu bunu? Kim koyduğu merak ettiği kadar bir şey daha merak eder. Nereden bildi benim mercimek istediğimi? Ben daha kimseye bir şey demedim ki, sadece içimden geçti. Neyse. Ertesi gün okuldan geldi, takip eden gün. Dedi ki bugün de bamya yazın, bamya canım istiyor. Daha cümleyi bitirmedi, diline taşımadı, zil çaldı, bamya var. Sıcak, üzerine duman çıkıyor. Sineğe konmuş, aldı. 3.000, 5.000, 10.000. Arkadaşlar tekrarlanıyor. Bugün efendim balık canım istedi. Kapı çalıyor, zil çalıyor, balık var. İnsan duvar olmadıysa, yani ben şunu kullanmak için duvar kelimesi de olur da, olmadıysa diyorum. O hale gelme insan için tehlikesi var. Kimin o hale geldiğini ancak Allah bilir. Biz kimsenin kalbinin tamamen karardığını falan asla düşünemeyiz, bilemeyiz de. İşimiz de değil. Ama bu tehlikeyi konuşuruz. Şimdi 10.000, 100.000 defa mercimek düşündün, mercimek geldi. Patlıcan, patlıcan geldi. Ara sıra da kapıya tak tak vurdu. Dikkat çekmek için. Çıkıyorsun, kimse yok. Ama mercimek var, patlıcan var, balık var. Yüz binlerce defa tekrarlandı. İnsan vicdanı ayaktaysa, sen kimsin ve benim ne istediğimi nereden biliyorsun diye sorması gerekmez mi? Vicdanı ayaktaysa, aklı harekete geçmese de, aklı son çıkan telefonla uğraşsa da, ona takılsa da, vicdanı ayaktaysa bir insanın, der ki beni bildiğin belli, her kimsen. Beni sevdiğin de belli ama çok da merak ediyorum, sen kimsin ve benim ne istediğimi nereden biliyorsun? Sizi yormak istemem, zaten sizin de malumunuz bu konu, birlikte düşünüyoruz şimdi. Her nefes aldığımızda, her saniye değil, bir saniye sürüyor mu bilmiyorum. Ben her an demeyi tercih ediyorum. Nefes aldığımızda kafamdan mercimek geçti, kapının önünde mercimek dediğimiz şey gerçekleşiyor aslında. Fıtratımız diyor ki, kemiklerimiz 80 trilyon mu? Trilyon galiba. Hücremiz diyor ki, bana oksijen lazım ve oksijenin muhtevası şu olmalı. Azotuyla, hidrojeniyle, oksijeniyle, asal gazıyla, oranlarıyla. Her an diyor ki vücudumuz, varlığımız, bana oksijen lazım. Bakıyorsun kapının önüne konmuş oksijen. Kapıdan burnumuzu kastettim. Önüne konmuş. Her sabah varlığımız diyor ki bana güneş lazım. Bunu bizim dille söylememiz, akılla yorumlamamız ve ifadeye dökmemiz mümkün değil. Bizim varlığımız söylüyor. Bana şu özellikle güneş lazım. D vitamini olacak falan falan. Ama ayrıca biraz önce arz ettim. Benim ihtiyacıma uygun olarak benim için hazırlanacak. Çünkü yeni doğan bebekle kemik erimesi olan bir ihtiyarın güneşle alakası aynı değil. Bu açık olduğu için bu iki örneği veriyorum. Her birimizin aynı değil. Güneş benim vücuduma dokunduğunda benim için özel işlemler yaratılmalı. Diyoruz, sabah güneş geliyor. Yaz mevsimine girerken Haziran'da varlığımız diyor ki bir karpuz olsa münasip olur ya. Çok da güzel olur şu anda karpuz. Pazarlar, marketler, yoldaki kamyonlar, her tarafta karpuz var. Kışa girerken diyor ki mütehassıslar, varlığımızla beraber mütehassıslar, doktorlar, onlarla beraber varlığımız portakal olsa güzel olacak ya. Münasip olur şu kış mevsiminde portakal. Bakıyorsun her taraf portakal. Arkadaşlar, bunu detaylandırırsak varlığımız diyor ki mesela kereviz de iyi olur ha. Onun için her mevsimde hangi sebze gönderiliyorsa yememizi teklif ediyorum. Kendim de başaramıyorum ama teklif ediyorum. Kerevizi ihmal etmeyelim mesela. Reklama girmesin de tanıtıma. Mesela kereviz, onu enginar falan. Pırasa kışın. Çünkü vücudumuz onu arıyor aslında. O mevsimde onu istiyor. Ama önümüzde. Vicdanı ayakta olan insanın sorması gerekmez mi? Benim güneşe ihtiyacımı bilen kim? Tam da bana uygun gönderen kim? Benim kışa girerken portakala, yaza girerken kavuna, karpuza, kiraza ihtiyacım bilen kim? Ben bazen Eylül ayında karpuz kamyonu görüyorum Ankara'da. Hemen şunu merak ediyorum. Kim alıyor acaba diyorum. Benim canım istemiyor çünkü. Eylül, Ekim'de. Ama yazın, Haziran'da istiyor. Demek ki biz içimizden geçirdiğimizde bilmediğimiz ve in te'uddu nimetallah la tuhsuha, rakamlarla ifadesi mümkün olmayan nimetlerin her an önümüze dizildiğini görüyoruz. Ve ondan faydalanıyoruz. Vicdanı ayakta olan bir insan, ben de seni seviyorum, seni merak ediyorum ve seni nasıl sevdiğimi göstermek istiyorum demesi gerekmez mi? Kul in kuntum tuhibbunallah fettebi'uni yuhibbukumullah ayeti bunu ilan ediyor. Kainatla, kainat sofrasıyla insanın gözünün, kulağının, dilinin, burnunun ve diğer latifelerinin alakası da bunu söylüyor. Fıtratını dinle diyor.
Vicdanını dinle. Harekete geç. Seni seven, her an sonsuz nimetlerle sevdiğini gösteren, senin ihtiyaçlarından haberdar olan, yazın gönderdiği karpuzla, kışın gönderdiği portakalla seni sevdiğini ve ihtiyaçlarından haberdar olduğunu sana bildirmek isteyen. Cenab-ı Hakk'ı merak et. Sen de fıtratını dinle, sen de sevdiğini göster. Çünkü onu sevdiğini göstermeye sen muhtaçsın. Onu sevmezsen karanlıkta kalacaksın. Sonsuz acizliğin ve fakirliğin ama sonsuz seni tehdit eden tehlikelerin ve ihtiyaçların kıskacında sen ezileceksin. Onu tanımazsan, onu sevmezsen. Onu sevdiğini göster. İşte onu sevdiğini göster diyen fıtratımız, onu sevdiğini göster diyen kainatla münasebetimiz sünnet-i seniyeyi takip et diyor. Çünkü namazla onu sevdiğini gösterebilirsin. Öyle su iç ki o suyun sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın razı olacağı şekilde su iç. İşte o sünnet-i seniye. Sünnet-i seniye isimlerine hayat tarzı, insanın Cenab-ı Hakk'ı sevdiğini göstermesi imkanı verilen hayat tarzı. O bakımdan sahabeler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzı olan sünnet-i seniye içinde Peygamberimizin hareketleri, fiilleri, sözleri, hayat tarzına sahabeler nasıl muhtaçsa şu anda biz de muhtaçız. O hayat tarzını öğrenmeye. Demek o hayat tarzı korunmuş. Çünkü biz de muhtaçız ve biz de mükellefiz o hayat tarzını öğrenip tatbik etmekle. Demek ki güneşi ve kainatın düzenini koruyan, asıl saadette kainatın düzenini koruyan, bugüne kadar koruyan Cenab-ı Hak, bütün kainatın yaratılmasının maksadı insanın Allah'a kulluk yapması ve Allah'ın sevdiği tarzda hayat yaşaması ile ilgili sünnet-i seniyeyi de korumuştur. Bu da ayrı bir ders konusu. Koruyan Cenab-ı Hak'tır. Kur'an-ı Kerim, bunu da söylemek zorundayız. Kur'an-ı Kerim vahiy sarihtir arkadaşlar. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sünnet-i seniyye olarak isimlenen hayat tarzda vahiy zımniye dayanır. Yani vahye dayanır. Vahiyin mertebeleri farklıdır. Onu da takdir eden Cenab-ı Hak'tır. Sünnet-i seniyye Kur'an-ı Kerim yaşanmazdır çünkü. İnsanların Cenab-ı Hakk'ı nasıl tanıyacağı ve sevdiğini göstereceği sünnet-i seniyye gösterilmiştir. Nasıl namaz kılacağız? Nasıl hac yapacağız? Müzdelife'de, Mina'da ne yapacağız? Nasıl kurban keseceğiz? Hangi hayvanlar kurban olur? Nasıl su içeceğiz? Nasıl misafirde kapı çalacağız? Nasıl hayatımızın tüm karelerini mahşerde yüzümüzü memnun edecek şekilde yapacağız? Hepsi sünnet-i seniyenin içindedir. Farzlarla, vaciplerle, nafileler, adet, adat ve muamelatla. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayat tarzının tamamı sünnet-i seniyede isimlendiriliyor ve Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle korunmuştur. Onu arayan herkes sünnet-i seniyeyi buluşturuluyor. Demek ki Allah'ı seven insan aslında Allah'ı sevdiğini fıtraten göstermek istiyor. Allah'ı sevdiğini göstermek istemesinin her safhasında sünnet-i seniyeyi arıyor. Çünkü nasıl namaz kılacağız? Mesela kaç defa rükû yapacağız? Kaç defa secde yapacağız? Orada ne söyleyeceğiz? Bunları biz kendimiz bulamayız. İnsanın fıtratı şunu yapabilir. Seviyorum Allah'ı ve göstermek istiyorum. Nasıl? Ne yapacağız? İşte onun cevabı sünnet-i seniyede. Demek ki Âl-i İmrân suresinin 31. ayetindeki Allah'ı seviyorsanız Habibullah'a ittiba edin. Ta ki Allah da sizi sevsin. Mealindeki ayet aslında insanın kainatla alakasında da ilan ediliyor. Kur'an'ın beyanatını, ilanatını kainat da kendini hasdille ilan ediyor. Bize devamlı manen sünnet-i seniyeye uy, sünnet-i seniyeyi takip et, Allah'ı sevdiğini göster. Ta ki Allah da seni sevsin. Zaten insanın en büyük maksadı Allah'ın sevdiği bir kul olmaktır. Bilmiyorum sizlerin bu konuda vakitte bitti ama bir ilave edeceğiniz veya bir soru gibi bir husus varsa, kısaca da olsa, yani bu bağlantıyı açıklayacak kısa bir iki cümle olsa varsa memnun oluruz. Yani muhabbetullah'la sünnet-i seniyeye ittiba arasındaki bu alakayı düşünmeye devam edelim. Bunun üzerinde araştırmalarımıza, tefekkürlerimize, okumalarımıza inşallah devam edelim. Okuduklarımız inşallah hayatımıza yansır. Kainatı güzel bir nazarla, güzel bir niyetle okuduğumuzda sünnet-i seniyeye ittiba etmemiz gerektiği konusunda manen bize ne söylüyor? Onu fark etmeye çalışalım.
yağmur indirilirken, güneş gönderilirken, yazın karpuzlar, kavunlar, kışın portakallar önümüze dizilirken, sünnet sineye ittiba ederek Allah'ı sevdiğimizi göstermemiz gerektiğini kainat bize nasıl söylüyor? Bunları inşallah merak edelim. Merak duygumuzu ve bütün hissiyatımızı, cihazlarımızı en verimli kullanmaya çalışmayı, ahirete hazırlıkta Allah'ın rızasına uygun kullanmaya çalışmayı Allah hepimize nasip etsin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim ve ahiru da'vahum enel hamdulillahi rabbil alamin. Rabbena amennâ bima enzelte ve tebe'na'r rasul fektübnâ ma'ş şahidin. Allahümme bi hakkı suretil ihlas ic'alnâ min ibâdikel muhlisînel muhlisîn. Amin. Lillahi te'ala'l Fatiha.